Herkese merhaba arkadaşlar, Furkan Ülkü TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sizlere bugün bağlamadan ve kemençeden bahsetmeye çalışacağım. Videomuz çok uzun olmazsa kısaca kabak kemaneden de bahsetmeye çalışacağım. O yüzden hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bağlama. Halk müziğimizin özellikle hemen hemen her bölgesinde, her yöresinde çok sık kullanılan bir enstrümandır. Genelde 7 veya 9 telli olanları tercih edilir. Enstrümanın ses genişliği yaklaşık 2 oktavdır ve yapıldığı malzeme ise tahtadır. Ve bu enstrümanı çalmak için genelde mızrap ismi verilen bir araç kullanılır arkadaşlar. Bağlama böyle görsel olarak ekranda da gördüğünüz gibi böyle armudu andıran bir tekne, yani gövde kısmı üzerine yapıştırılan, göğüs ve sap kısmından oluşan bir enstrüman. Göğsün üzerinde bir orta eşik, sapın üstünde de bir üst eşik var ve bunların üzerine teller gerilir. Sapın üzerinde bulunan burgularla akort edilir ve demin de söylediğimiz gibi mızrap ile, yani tezene ile çalınır. Bu tezene denilen şey çok eskilerde kiraz kabuğundan yapılırmış ama günümüzde artık plastikten yapılıyor arkadaşlar. Ve çok yanlış bir bilgi var halk arasında, bunu da düzeltmek istiyorum. Bağlamaya halk arasında saz deniyor arkadaşlar. Kesinlikle yanlış bir isimlendirme. Türk Halk Müziği Orkestrası'nın adıdır saz. Bütün enstrümanları kapsayan bir terimdir. Bizim bahsettiğimiz enstrümanın ismi bağlama. Bağlama arkadaşlar kendi içerisinde ayrılır. Büyüklüklerine göre ayrılır ve bunun farklı isimleri var, farklı özellikleri var. Mesela en büyük olanına meydan sazı diyorlar arkadaşlar. Nasıl bir saz bu? 12 tane teli var bu sazın. Ve aşırı kalın, bas sesli bir bağlama bu. Bizim bağlamada bildiğimiz bas ses veren bam telinden çok daha kalın olan telleri var ve bu tellere de bam bam diyorlar. Ve en kalın seslisi ve klavyesi çok büyük. Enstrüman çok büyük olduğundan artık hani eskisi kadar çok kullanılmıyor. Bir boy küçüğü var bu meydan sazı dediğimiz bağlamanın. Divan sazı diyorlar buna da arkadaşlar. Bir küçüğü. Bu da 9 tane teli var bunun da. Yine çok dolgun, çok bas, kalın bir sesi var bu enstrümanımızın da. Her ne olursa olsun her ikisi de günümüzde bu kadar çok kullanılmasa dahi meydan sazı da divan sazı da literatürümüze göre enstrüman olarak ayrı ayrı bir enstrüman olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Bizim en çok gördüğümüz, sizin de ekranda şu anda çok çok görmüş olduğunuz ise çöğür arkadaşlar, yani bağlama. En sık kullanılan bağlamamız bu, çöğür. Genel olarak alt tel grubunda 3, orta telde 2, üst tel 2 olmak üzere 7 tane teli vardır. 17 ile 22 arasında perde sayısı değişkenlik gösterebilir. Günümüzde çok sık kullanımından dolayı da bağlama kısa sap bağlama olarak da bilinir. Yani kısa bağlama da diyoruz biz bu çöğüre aynı zamanda. Ve pek çok müzik literatüründe de bu enstrümana rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine bağlamamızın bir farklısı bozuk dediğimiz bir bağlama. Ege Akdeniz bölgelerinde çok kullanılır. Tel ve perde sayısı neredeyse hemen hemen, yani çöğürle bağlamayla aynıdır. Buzuki'den farklı olmayan bir çalgı ama sonuçta tını olarak farklı. Yine biraz daha küçültelim bağlamamızı arkadaşlar. Cura bağlama, ki en küçüklerindendir. 3-4 tellidir. Yani çok tiz bir sesi var, böyle çok tiz sesli bir enstrümandır. Küçük bir enstrümandır. Biraz daha ufağı var ama yine curadan biraz daha büyük sayılır. İki telli dediğimiz bir bağlama. Hani Anadolu'da eskiden kullanılan bir enstrüman. Curadan azıcık daha büyük ama adından da anlayacağınız üzere arkadaşlar bu enstrümanın iki teli var. Ve çok nadir kullanılıyor günümüzde. Yani unutulmaya yüz tutmuş enstrümanlarımızdan, bağlamalarımızdan biridir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzun kalan kısmına geçiyoruz ve kemençeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kemençeyle bağlamayı elimden geldiğince sizlere tanıtmaya çalıştım.
Evet arkadaşlar, hızımızı kaybetmiyoruz ve kemençeye kısaca şöyle bir değinelim hemen. Arkadaşlar kemençe, hani ülkemizde iki tane kemençe var. Bir klasik kemençe var, bir de Karadeniz kemençesi var, bu horon çaldığımız. Ben burada kısaca size Karadeniz kemençesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Karadeniz'de kullanmış olduğumuz kemençe, Karadeniz bölgesinde yaşamış Rumlarla Yunanistan, Trabzon ile komşu illerde yaşamış olan ve bunu kullanmayı bilen Ermenilerin bu enstrümanı gittikleri her ülkeye, her ile bir yanlarında götürmüşler ve enstrüman bu şekilde yayılmış. Nasıl bir enstrümandan bahsediyoruz arkadaşlar? Kemençenin yapımında özellikle dut, kara dut, akça ağaç, ardıç, ladin ve erik ağacı kullanılır ve hala daha tamamen el oymasıyla yapılmaya devam ediliyor arkadaşlar bu enstrümanı. Normal boyutlardaki kemençeler 57 santim yüksekliği, yani boyu, genişliği 10 santim, baş yüksekliği 8,5 santim olarak yapılır. Genelde oturur vaziyette çalınırsa iki diz arasına alınarak, ayakta çalınırsa hiçbir yerden destek almaksızın dik tutarak çalınır ve sesi de böyle tiz, sivri bir sesi vardır bu enstrümanın arkadaşlar. Hala da enstrümanın üretimi böyle babadan oğula geçen bir sanat şeklinde Karadeniz bölgesinde. İşte Trabzon'un ilçelerinde böyle kendine has tezgahlarda falan üretiliyor. Evet arkadaşlar, bu iki enstrümanı size anlattık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna beğendiyseniz basın lütfen. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kabak kemaneyi de bir sonraki videoda işleyeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.